İstanbul. Aloske, Gang. İstanbul, Sitambul. Nerede Sitambul? Aha burada. Ulan bunu daha yeni açtık. Bak hepsini izlenmiş gösteriyor. Yazıklar olsun. Dolandırıcı şey. YouTube. Kimse beni yenemez. Kardeşim kazandın ya vallahi. Hoş geldin. Yerlik yayını erken olacak abi. Twitter'da öyle demişti. Yo öyle. Dememişti. Bir saniye. Neyse benim haberim olur be kardeşim ya. Bakın o zaman iftardan sonra Bahadır'la ez cümle yaparız. Sahur yayınında da kayıp Malezya uçağına gireriz. Kafa dağıtırız demiş. Demişti. Yani benimle yayın yapacak, kapatacak. Ondan sonra ayrı bir yayın yapacak anladığım kadarıyla. Kamerayı da şöyle biraz yukarı. Ben Refah Partisi'ne oy vereceğim. Refah. Yeniden Refah. Şimdi İstanbul ama İstanbul'un neresi burası? Hangi İstanbul? Ey Aloske Gang. Yazmış mı onu? Üsküdar'dı galiba. O yazmıyor. İstanbul'un içinde 10 tane İstanbul var. Bakarım ne olur. Aloske Genç. Abi, imam olma. Hangi kanala vereceğiniz? YouTube abi biz kendimiz yapacağız. YouTube ha. İmamoğlu'na vereceğim Allah kısmet ederse. Sen abi? Ben kesin bir şey demiyorum. Yok. Söyle işte ya. Yok. Söyle. Söyle. Bakarsın kullanır, bakarsın kullanmam. Hayır. Kullanırsan kime vereceksin? Harbiden delikanlı bak mübarek. Kullanırsam gene Tayyip'e veririm. Kullanmazsam kullanmam yani. Tamam. Yani utangaç bir AKP'li olarak Murat Kurum'a basacaksınız. Ramazanlar size eyvallah. Anladığınız kadarıyla. Erbakan'ın emeklerin üstünde rahmetlinin konsuz bir iyi tarafları var. Hani oğlu şimdi yani. Ne bileyim yani ona şükran borçluyuz emekli olarak. Anladım. Yoksa yıllar yılı hep Tayyip'e verdik. Yani ben üyesiyim de aynı zamanda AK Parti'nin ama yaşıma belki yakışmayacak ama yani kalbim o partiyi kurdu ya ona vermek dedi. Tamam eyvallah amca görüşürüz hadi hayırlı iftarlar. Selamlar. Abi kusura bakmayın biliyorum biz anket yapıyoruz da kim oy vereceğiz seçimde? Hiçbir şey oy vermeyeceğim abi. Ben kapalıyım. Tamam. Abi neden kızıyorum bak bu hükümete amca emekliye geldi. Para vermiyoruz da öyle bir 10 lirayla 5 lirayla kimse geçinemez öyle bir şey yok. Yanlışlar çok abi doğru. Ben oy vermek istemiyorum bazı konuları. Vermeyecek kullanmıyorum. Kullanmakı da istemiyorum. Hiç. Muhtarlar da kaldırsınlar. Muhtarlar da çok para veriyorlar. Ama şimdi şöyle bir mevzu var. İstemiyorum mu, vermek istemiyorum mu, vermeyeceğim mi? Az önceki dayı da aynısını yaptı. Hani sanki vermek istemiyorum ama sanki her an gidip basacakmış gibi. Bir istemiyorum da o. Bu dayınınki de bak. Vermek istemiyorum bazı konulardan. Tamam ama hani vereceksin mi? Ne gerekir ya? Şahsen benim görüşüm o. Anladım. Ne, anladın mı? Anladım. Ha. Oyun kime ya? Abi sen oyun kullanmayacağım diye. Kararsızım da. Dostum ben bir yemek yapıp geliyorum. Görüşürüz canım. Aynı iftarlar görüşürüz abi. Abi biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz seçimde? Bu ses kesintisi sizde de var mı? Benim kulaklıkta mıydı problem? Okudum hediye. Ona göre düzelteceğim. Var mı? O zaman video. Oy vereyim. İmamoğlu abi başına var mı ya? İmamoğlu. Tamam abi var mı isteğiniz? Yok teşekkür ederim abi. Hadi başına var. Ya ortamı görmüyor musun arkadaş? Hayır ya. Ortama bak ya. 10 bin lira emekli maaş alan adam nereye gider ya? Kendin. Memleketimize gidemiyorum. Kim ya. Uygun geliyorsa ona gider. Evet. Bize de o uygun geliyor. Nerelisiniz abi? Kastamonu abi. Kastamonu sen Osmaniye. Osmaniye. Biz de ama ben de Amasyalıyım. Bu da Amasyalı. Sen de mi Amasyalısın abi? Merzimonlu. Evet. Merzimonlu musun? Merzimonlu. Ya biz araba çıkarırsınız. Ben Amasyalıyım. İlk şeyde daha ikinci tur akraba bulduk bak abi. Eyvallah abi görüşürüz. Hayırlı Ramazanlar. Abi merhaba. Kusura bakmayın bölüyor. Biz anket yapıyoruz da kim oy vereceğiz? Ama ya emekli kim amcalar şey ya? Bir reise dileği var. Emekli amcalar. Ha bu adam gibi ol mesela bak. Net. Bize böyle yok biz oy vermeyeceğiz. Emeklinin maaşı az 10 bin lira falan filan zart zurt deyip sonra gidip Erdoğan'a basmayın. Vereceğiz ya. Var mı demek istediğim bir şey? Allah kolaylıklar versin yani. Şimdi sen hangi yani ne diyeyim sana? Biz şeyiz abi biz tarafsız. Bu memleket yani şu anda Üsküdar'da veyahut da İstanbul'da bir hizmet alabildik mi 5 seneden beri? 5 senedir bu İstanbul bir hizmet alabildi mi? Trafik allak bullak. Ya şu yolların parklarını bile yapamıyorlar ya. Yapmadılar yani. Şimdi karşıdan tamam, geliyorum. Gemiler Bahadır. Paslanmış, çürümüş, leş Pardon, gibi. Neye bakıyor yani? Hiç olmazsa gelsin.
Bu kurum gelsin de. Yine belki bir şeyler yapar ya. Kurum, kurumdan başka bir kimse bu işi götürecek adam yok bence. Abi herkesin görüşü başka. Akımız hayırlısı, hangisi hayırlısı olsun. Ha, yani akımız hayırlısı. Komşum arkadaşım yok şeyi söyledi. Ya ben bu İstanbul trafik mevzusuna bak aşırı takılmaya başladım. Gerçekten geriliyorum artık. Siyaseten değil bu. İstanbul'da trafik var, İstanbul'da trafik var. Arkadaşlar biz buna metropol diyoruz. 20 milyon insan bir şehirde toplanırsanız trafik olur. Dünyadaki başka metropollere, bu kadar kalabalık şehirlere bakıyoruz. Artı bir, eksi bir olan var. Ama yine oralarda da trafik problemi var. Değil mi? Var. Ki Amerika'daki yolları falan açmak böyle 5 şeritli, 6 şerit falan, ona rağmen var yani trafik. Yani 20 milyonluk şehirde trafik olmasın beklentisi bana garip geliyor. Şimdi belediye başkanları bu problemi çözebilir mi? Bencesi bu işin. Yanılıyor da olabilirim. Bence çözemez. Ekrem İmamoğlu ya da Murat Kurum birisi bir tık daha iyileştirir. Birisi bir tık daha kötüleştirir. Bu olur. İşte toplu taşımaya yatırım yapar. İşte yolları genişletir falan. Bir tık daha belki rahat ya da bir tık daha sıkıntı yaşasın ama bu hep olacak. Yani başa Murat Kurum gelse de bu problem olacak. Ekrem İmamoğlu olsa da olacak. Başka bambaşka bir aday olsa da olacak. Yani ben açıkçası şöyle, İstanbul'un trafiğini çözeceğim falan diyen belediye başkanı az siktir lan, yalancı it falan deyip it demiyorum da yani içimden az siktir lan çekiyorum. Yani 20 milyonluk şehri tek başına bir belediye başkanı falan düzeltemez. Hani devlet de falan el ele verip uzun yıllar sonucu bir çalışma yapılıp şehir tekrardan ihya edilecek belki. Neyse devam edelim. Susmak kaldı. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Kusura bakmayın böldüm abi. Biz anket yapıyoruz da kim oy vereceğiz seçimde? Ben mi? Murat Kurum'a. Murat Kurum. Evet. Siz abi. Aynı Murat Kurum. Aynı. Bir tane Murat Kurum. Ama Büyükşehir'de. Büyükşehir'de soruyoruz. Şeyde yani. Ben Beşiktaş'ta oturuyorum işte. Tamam. Trafik çözülemez yani, ama azaltılabilir bence. Ya, o konuda zaten hep fikiriz. Azaltılabilir, arttırılabilir. Ama ya tamamen çözeceğim trafik problemini. Nasıl, ne yapacaksın? Havadan yol mu çekeceksin mesela? Nasıl çözeceksin? İstanbul'u bilen bilir. Ya karşıya geçerken o akşam iş çıkışı trafiğini kim nasıl çözecek mesela? Var mı fikir? Gelsin anlatsın abi bana. Benim şöyle bir deha fikrim var diye. Yemeyin abi. Tayyip Erdoğan duysun. Tamam boyayacağım. En son yeni köprüde diyorlardı. Köprü yaptık. Trafiği çözeceğiz. Emeklerin hali ne olacak? Buna bir çare bul bize. Yoksa biz öleceğiz. Beşinci köprü geliyor. Öleceğiz artık. Acıktan öleceğiz. Böyle bir şey var mı ya? 10 bin lira ne ya? Bir yemek yiyemiyorsun. 500 liraya bir yemek yiyemiyorsun ya. Artık biz unuttuk lokantayı, mokantayı. İstanbul'da var ya, dışarıdan gelen turistler her yeri geziyor. İmkanlar dahilinde. Yani imkanlar güzel, geziyorlar. Biz burada İstanbul'da şuradan gidip de mesela bir tarihi camiler, tarihi yerlerimizi gezemiyoruz. Müzelerimizi gezemiyoruz. Başka bir şehirde misafirimiz gelse desek İstanbul'u gezdir. Ben gezemiyorum ki onu gezdir. Gidip göremiyorum. Yerini bilmiyorum. Emekliler çok kötü durumda yani. Çok kötü durum demek. Allah yardım etsin. Tamam. Ben kaçıyorum artık. Yağmur yağacak. Çekmem lazım. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Hayırlı iftarlar. Amca müsait misiniz? Nacizane. Amcaya katılmakla beraber, sondaki amcaya, gezemiyoruz İstanbul'u söylemi de biraz sizin burada oturma alışkanlığınızdan kaynaklanıyor olabilir. Yani şeyleri köşeye koyuyorum işte, euro girişli müzeleri falan, yani daha çok para verdim müzeleri. Gezersin İstanbul'u ya. Ben gezdim. Ve çok para ödemene de gerek yok. Hani dediğim gibi o ücretli müzeler falan neyse. Ki bir de size otobüs de beleş. Yeme beni Erci. Ama biz tabii ekonomik durum bambaşka ya. Seçimde. AK Parti'ye. AK Parti'ye. Evet. Ben alacağım. Ben bu da AK Parti'ye veririm. O da veririm. AK Parti, AK Parti sormaya gerek yok. AK Parti. AK Parti başka yok. Evet, AK Parti Murat Kurum'a vereceğim. Sen amca. AK Parti. Sen abi. AK Parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yazıyorum AK Parti'ye. Ya. Biz de çıkış olmaz. 7 daha ilave edecek. Abla geldi. Ablayı tanıyor musun? Yok. Abi kim oy vereceksin seçimde? Ben kimseye vermeyeceğim. Çünkü kiraları pahalı yaptılar. O yüzden durumlar... Teyzem hazırda bekliyormuş gelecek. Ben kimseye oy vermiyorum. Hepsinin anasını sikeyim. Kiralar pahalı, enflasyon yüzde bilmem ne kadar... Ekmeğe zam, domatese zam, salatala zam diye bir anda konuşmaya başladı. Ablam benim. Bunlar. Başka şehirlerle uğraşıyor. Sen o zaman buradan kalk. Burası full AK Parti seni. Harcarlar buradan. Kavga ederler seninle bunu. Yok. Kim kavga edecekler? Tamam. Aloske'nin şakaları İstanbul'da anlamıyorlar. Bu beton hayatı insanların içini öldürmüş.
Öteki bak küçük şehirlerde de falan diye gülüyordu dayılar. Burada kim ne karışacak be falan tepkisi alınıyor. İsteyiniz. Hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar. Görüşürüz zaten. Hadi. Biz de teşekkür ederiz. Abi müsait misiniz? Kusura bakma. Biz anket yapıyoruz da kime vereceğiz seçimde? CHP vereceğim. CHP. İmamoğlu'na tabii. Ha, siz abi. Ben şey vereyim. Kur'an. Kur'an. Tamam abi, var mı bir isteğiniz? Yok sağ ol. Hadi görüşürüz. Yeni bir isim daha kazanıldı. Ömer demiş ki kardeşim vajina analizi yayını gelmez dedin, anam babam var diye. Süspansiyonla yaptığın hareket neydi? İstiyoruz o yayını. Abi çalışmalarımız devam ediyor. Biz bakacağız. Sanırım vermem. Sanırım vermem. Tamam. Var mı? Drop mu? Yok drop. Hayır. Biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz seçimde? Drop var. AK Parti aslan. Drop AK değil. Direkt yayın gidiyor. Geliyor. Hadi geç. Hadi düzel. Aha düzeliyor. Düzeldi gibi. Düzeldi şu an. Şu an düzeldi gözüküyor. Düzeldi mi? Geçti mi? Senin haricine bir yere gidin. Hangi kanal? Dur, biz ayrı internete çekelim. Ha, kurban olduğum AK Parti. Denizin yanına kuyu kazmayın. Hiçbir taraf tamam, Murat Kurum gelecek. Görüşürüz. Anket yapıyor diye anketti. Allah'ın izniyle. Dur. Tamam, durum şimdi kardeş. AK Parti'nin haricinde Türkiye var ya, aklı başında, aklı başında olan bir hadi adam alırım, aklı başında olan adam şeye oy verir. AK Parti'ye. Onun haricindekiler hep gelip geçicidir. Yalnız sizi de sevdim, siz de bizdensiniz. Kurban olsun. ben damarda yanımda ben, 80'den ben geçirmişim. 80'den onu konuşamaz o. 80'den adam çalıştırdım böyle. Benim yıkama fabrikam vardı. Ceylanlar gelecek götür. Amca teşhisi koydu, siz de bizdensiniz diyerek alos senin tarafını belli etti. Ya hele anket yapıyor baba ya, hele bu çıktı bir de. Durum sen böyle. Ben hiç kimseye uyum yok. Boş ver sen benimle konuş. Ciğer benim ya burada. Ha, kemer benim. Ben kurban olduğum Allah inşallah yardım edecek, işi götüreceğiz. İnşallah. Sen Trabzon mu Rize mi? Amasya. Ay canın iyi ya. Merzifon tarafı. Buyur bu da temiz. İşiniz gücünüz rast gelsin. Allah'a emanet olun. Neresi temiz değil mesela? Kime anket? Bu da temiz. Hani dayı Aloske'ye temiz belgesi verdi. Söyleme. O zaman niye geldin abi konuşacak? Yok merak ettim ne mevzu ne diye yani. Tamam, İzmir diyeni dövüyor falan. Yok emekli. Tamam. O zaman konuşman lazım abi. Yok, ne kaybedeceksin sen? Ya konuşsak ne değişecek ki? Değişen bir şey olmuyor. Tamam abi. Önemli olan o yani. Hadi görüşürüz abi. Geçti durduk. Biz anket yapıyoruz da kim oy vereceğiz seçimde? Ne vereceğim şey Murat Kurum. Kim oy olayan? Tamam tamam. Can 100 lira göndermiş, sen neredesin kurban olduğum demiş. Geldim yettim buradayım. Hoş geldiniz siz de tekrar. Siz de kavuştuğum için şey heyecan doluyum. Kazanacağız. O kadar emin kazanacağından. Senden de aynı. Kuramazsa imzalıyorum. Kazanacağız. Var mı bir isteğiniz? Teşekkürler. Canın sağlığı. Kolay gelsin size. Yalnız kurumdan ben bir şey isteyeceğim. Onu da siz söyleyin. Üsküdar'a bir tane, Üsküdar Meydanı'na bir tane saat isterim. Bu şeyden istedim. 50 sefer dilekçe verdim. İmamoğlu'nda bir kule, bir saat ol oraya. Ne güzel sahil oldu orası. Bir saat yok, boyuna telefon çıkaracağız. Saate bakacağız. Oraya güzel bir saat. Teknolojik. Konuşmasından yine bir memleket analizi geldi ama hadi bakalım. Gelişti artık. Telefondan bakıştı. Ben emekliyim. 500 lirasını da ben vereceğim cebimden. Bu belediyeden 100 sefer istedik. Dilekçe verdim, telefonları ettim, bilmem ne. Bunlar da hayat yok. Kazanırsa yapacağını şey söyledi. Bunu çıkarmaya üşeniyorsun değil mi? Saat kulesi yapsın. Ya yani bir kule olsun. Yani hem de bir süs ya Üsküdar'ımıza. Ben de 40-50 senedir burada oturuyorum ya. Tamam, ne demek amca. Ha Üsküdar'mış bak. Kuranmış olan. Tamam teşekkür ederiz. Aman çok rica ederim. Hadi hayırlı. Onu da bildi. Tamam ben Murat Kurum'u atacağım buraya. Hadi hayırlı Ramazanlar. Ne güle hayırlı Ramazanlar. Arasana mı? Anket atsana Murat Kurum'a Twitter'dan. Özelden. Murat Kurum. Murat Kurum. Sen vermiyor. Abi sen? Murat Kurum'a veriyor. Murat Kurum. Tamam abi var mısın? Çok mutsuz gibisin ama. Anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz seçimde? Kendime vereceğim canım. Niye? Öyle bende başka kim var ki? Var mı burada bir kimse? Adaylar var ya. Adayı ben tanımam ama yalnız kendime vereceğim oyunu. O kadar kardeşim. Tamam amca. Teşekkürler. Hakkını helal et. Hadi görüşürüz. Allah razı olsun. Teşekkürler. Abi merhaba. Kim oy vereceğiz seçimde biz anket yapıyoruz? Vallahi amcan dediği gibi. Sen de mi kendin? Evet. Abi sen? Ya. Murat Kavurma? Biz reise veriyoruz oyunu. Reise? Tamam. Aynı. Tamam. Size sormuyorum.
Tamam, okey. Abi kime oy vereceğiz seçimde? Biz anket ediyoruz. Vallahi daha şu anda düşünmüyorum kardeşim. Düşünmüyorum. Şu anda düşüneceğim sonra. Ben düşünmüyorum abi. AK Parti'ye vereceğim. Düşünmüyorum, AK Parti'ye vereceğim. Ha. AK. İtiraf gibi itiraf. Ben düşünmüyorum, AKP'ye vereceğim. Eyvallah, var mı istedim? Hadi hadi. Abim benim. Dayım. Abi biz anket yapıyoruz. Kim düşünsen vermezdin kim herhalde. Kime oy vereceğiz? Sağ Parti'ye vereceğim öyle abi. Bildiğiniz sağ parti. Evet, anladınız da. Arife tarif gerekmez. Anladınız mı? Tamam, eyvallah. Kolay gelsin. Gazanın numarası. En utangaç AK Parti. Kim oy vereceğiz? Biz anket yapıyoruz da seçim. Biz İmamoğlu. İmamoğlu. Sen amca? Ben burada kullanmıyorum. Burada kullanmıyorum. Sen amca? Bak kurum yazıyor. Kurum mu? Sen abi? Ben burada değil oyum. Sen ya de burada değil. Tamam abi, var mı isteniz? Abi biz anket yapıyoruz da kim oy vereceğiz seçimde? Vallahi onu bilemiyorum ki, zaman ne gösterir. Daha karar vermedik. Sen abi? He. Dünya lideri varken ha, dünyanın ahireti bir götürür. İkisi bir olsun. Öyle mi diyor? Öyle diyor. Aynen. Aynı düşünce. İki tane AK Parti yazıyorum o zaman. Evet. Evet. Öyle. Doğru. İki yaz. İki yaz. 12 yaz. Yok abi, olmaz öyle. 12 yaz. Doğru doğru, bak iyi tahmin ettim. Benim 7-8 tane oyum var hepsinde. Var var abi. Oyumuz kim, var. Evde ya var mı hani 7-8? Var var. Tamam. Burhan'ı var mı isteğiniz? Az önce de biz bir şey konuştuk. Burada abi, ondan sonra bunlar da hemen biz böyle bir dünyaya çocuk getirmek doğru mu emin değiliz. Amınıza koyayım, adam 10 tane çocuğu var. Sonra biz seçimi kaybediyoruz. Kaybedersiniz tabii. Tahmin ne zaman ölür bu nesil? Oğlum bu ölse ne olacak? Allah uzun ömür versin. Arkasından 15 tane bunun gibi daha geliyor yani. Ki dul karıları. Yok öyle bir kurtuluş yok. Dul erkeklere eğer birleştirmesi için onlar bekarken onlara maaş vermesin. Ama evlenene para versin. Daha güzel de bu olur. Şimdi buna... Hepimiz dul. Hepiniz mi dulsunuz? Bu dul. Sen mi? Evlenemiyorum ben. Yok evlenemedim. Buradan ilan edelim istiyorsan. Bir yapalım. Hemen. Tamam. Yapalım diyor. Hiç hayır da demiyorlar. Ya yaşlanınca böyle olursak? Böyle derken bundan bahsetmiyorum. Yok mu bize bir kar ya? Vallahi Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Cumhurbaşkanım evde kaldık. Bize bir avrat ayarlayın. Falan gibi bir şeye dönüşürsek eğer. Dayılar gibi. Var ya öyle sokak röportajına falan çıkıp. İşte evet beyefendi, ülkedeki problemleri konuşuyoruz. Sizin derdiniz ne? Vallahi karı yok. Devletimize sesleniyorum. Dulum bekarım 10 yıldır falan gibisinden bir şeyle karşılaşıyorlar. Yani ya o olursak? Allah korusun. Ya bir şey söylemeyelim şimdi. Evlenmek biz istiyorum yani. Ya bak gördün mü? Evlenmek istiyor. İster tabii. Dilesin benden ne dilerse. Apartman da var. Para da var. Sen mi evlendireceksin? Ben evlendireceğim. Tamam abi. Allah Allah. Kurtuban Evliyası'na gittin mi? Gittim tabii. Ha, Kurtuban. Ben de. Sen geldin mi ama? Senden bir ricam var. Söyle bunu dile getir. Bir kere 600 milletvekili çok. Emekliye geldiği zaman para yok. Milletvekiline geldiği zaman para var. 600 milletvekili çok. Tamam, oyacağım abi burada. Yayınlayacağım. Bir. İkincisi, köy muhtarları. Köyde 3 tane 5 tane muhtar adayı konuyor. Onlar milyon para yatırsın. Kazanan zaten maaşın alır. Kazanmayan da orada kalsın devlette. He, hayırlı bir nasip olsun yeter ya. Evet. İnsan evladı. El ayağı düzgün ben Cemal aslında... abiye. Arı gibi her balda çiçek anayasaya aykırı ama dediğiniz. Ben karıcı adamım ama neyse. Öldü karım. Kendisi de eski lokantacıdır. Bunu da söyleyelim. İyi bir aşçıyımdı ben yani. Hiç aramadın mı abi ya? Aradım ama denk gelmedi. Benim anneannem var da ya, AKP'ye oy vermezse anneannemle evlendireyim demiş Ersin. İşte vatan dediğin bu çocuklar. Bir de bunları yetiştiren aslan anneanneler. Tebrik ederim Ersin. Kardeşim böyle fedakar, böyle özverili olmak lazım. Dayıya mesajını ileteceğiz. Özbek 10 sene beraber kaldık burada. Dini nikahla tam şey yapacağımız zamanda ben ayrılıyorum dedi. Ya niye ayrılıyorsun? Yani. Ayrılır tabii. Bir Özbek de imam nikah yapmış 10 yıl. En sonunda da kadın yemiş içmiş ben ayrılıyorum demiş. Ayrılıp gitmiş. Tabii öyle yapar. Ne yapacaktı ya? Yani ne derse hadi, yaptım hadi ben ya. Ben sen, ben hanım bulacağım sana. Tamam teşekkür ederim. Tamam. Hangi kanal bu? He? Hangi kanal?
Bu YouTube'a internet yapıyor. Abi dolandırılmış sanki. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Var mı isteğiniz? Tamam. Biz anket yapıyoruz abi. Kim oy verecek? Ben. He. Salgın nabzını tutmaya indik. Ben duayen gazeteciyim. Duayen gazeteci. Ben Karadenizliyim. Kime veririm? Karadeniz'in şimdisi ona vereceğim. Ne? İmamoğlu mu diyoruz abi? İmamoğlu. Tamam abi. Var mı isteğiniz? Sağ olasın. Tamam abi. Öbürü de Karadeniz'de ama bu daha kim bize diyor, yakın. Daha yakın bize. Tamam tamam abi. Teşekkür ederim. Ondan başka yok zaten. İmamoğlu diyoruz. Abi sen konuşmayacaksın. Yok konuşur. O da aynı. Konuşmayayım. O da aynı. O da aynı. Değişen bir şey yok yani. Eyvallah abi. Karadeniz lobisi yine. O da aynı. O da aynı. Aynı değil. Kendiniz söyleyin abi. Sonra kızıyorlar bana niye kendi kafanda. Allah biz mi İmamoğlu'na vereceğiz? Bakayım. Ben kararsız. Kalbim benim. Bak iki kararsızmış. Ben 3 tane İmamoğlu yazaydım ya. Var mı bir isteğiniz? Çok sağ olun. Hadi hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar abi. Görüşürüz. Eyvallah. Selamünaleyküm. Abi biz bir şey soracağım. Dayının burnu bir bana mı çok garip geldi? Ben mi acaba abartıyorum? Gözüm takıldı ya da böyle seçicilik falan. Hadi hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar abi. Şişmiş. Ve büyük, büyük değil. Bu başka bir şey bence. Oğlum tövbe estağfurullah. Eyvallah. Selamünaleyküm. Abi biz anket yapıyoruz da kim oy vereceğiz seçimde? Yavrum ben burada değilim ki. Neredesin? Ben Giresun'dayım. Giresun'da anket yapıyoruz, kim oy vereceğiz seçimde? Ben Eskişehir'liyim, burada değilim. Hayır kimse buradan değil. Tabii biz anket yapıyoruz da kime vereceğiz oyu? Ne adına yapıyorsunuz? Kendi kanalımız var YouTube'da. Adı ne? Aloske. Aloske ne aha demek? Kendi benim mahlasım. Ha öyle mi? Siyasi görüşümüzü söylememiz tamam, çok doğru olmaz ya. Geçiyorum o zaman var mı isteriz? Aynen. Kolay gelsin. Aykut Elmas'a benziyor. Eyvallah sağ benziyor. Selamünaleyküm. Abi merhaba, müsait misiniz? Biz anket yapıyoruz da. Tamam. Kim oy vereceğiz? İmamoğlu'na tabii ki. İmamoğlu. Siz abi. Kesin İmamoğlu. Biz kardeşiz. Siz, ha onu diyecektim. Kardeş misiniz? Ha, onun için hep aynı değişmez. Kural değişmez. Değişmez. 70 lirada ben oraya veriyorum. Kural değişmez. 70 lirada ben orada. Kural değişmez bizde. Siz de kameraya bakın. Buyurun. Ayrı bir garip. Kural değişmez. Bu niye bir kural birine oy vermek? Kuralsa niye değişmiyor? Yani bu özelde söylemiyorum. Siyasete böyle bakmak garip. Hangi partili olursa. Bizim kuralımız 70 yıldır aynı partiye oy veriyoruz falan. Peki o mesela o partinin lideri evinize gelip bizzat sizi götünüzden sikse şey bu abiler için demiyorum. Genel fikren konuşuyorum. Yani hani biz bu partiye gönülden bağlıyız asla başkasına veremeyiz. Mesela genel başkan gelse eve çat 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 gereken işi yapsa hala yine de vereceğim. Biz buradan kopamayız. Kurulduğu günden beri biz bu partiye oy veriyoruz falan olacak mı acaba? Bu abiler dediğim gibi tenzih ederek konuşuyor. Ney ben? YouTube kanalı değil mi? Hehe şey üçünüz birbirinize çok benziyorsunuz ya. Bir dördümüz de benzememiz lazım. Zaten o da mı kardeş? Ben benzemiyorum. Abimiz ben ya bu. Bak bir, iki, üç, dört. Ay maşallah ya. Ya bir şey söylesene zaten hemen ayağa kalkardık yani. İyi bulaşmadım size abi. Ney dedin abi sen? Yani aksini söyleseydi burada ha, birisi. Ters teperdi yani. Ters teperdi. Aynı şey futbolda da geçerli. Ya, futbolda takımı tutarsın. O başka bir şey. Ya, tam olarak siyaset zaten futbol gibi olmamalı ya. Bir tutmamalısın. Bence daha çıkar ve fikir üzerine kurulu bir sistem olmalı. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Dört ekran ışık da emekliyiz. Birbirimize yardım ediyoruz. Vatandaşın çıkarı. Bu 11 bin lira alıyor. Tamam mı? O 12 alıyor. 10, 12. Sen? Ben de 13. 13. Ben de 13. Denizci olduğumuz için biz 13 alıyoruz. Siz 13 alıyorsunuz. Yani biz denizci olduğumuz bunlar için. Zengin yani. Bunlar zengin. Evet. Ben ondan daha küçüğüm 12. Allah ayırmasın abi sizi ya vallahi çok özlediniz. 41 sene çalıştım 41. Ay maşallah. 41 sene çalıştım devlete. Tıkır tıkır da sigortamı ödedim. 38 sene de ben denizde çalıştım. 38 sene. Evet. 13 bin lira alıyorsun yani emekli. Yeter gider Allah bereket versin. Nasıl yetiyor abi? Ne diyeyim şimdi? Yok yetmiyor diyorsam sen ne yapayım? Sen başka gelirin var o zaman. Var var. Yok bak ben dille taşıyayım. Allah aşkına gelir var. Ne zaman gelir vardı? O hani kuyruk vardı ya. Yüzümü yine rafa mı kaldırdık? Ben hiçbir şey yapmadım. Çete sordum. Chat Aloske'mi seçti. Ben... Para da vardı cepte. Eyvallah ama tüp yok. Evet. Şimdi tüp var para yok. Şimdi tüp var para yok şimdi. Eyvallah abi teşekkür ederim tekrar. Hayırlı Ramazanlar dilerim. Yarına kaldı o zaman.
Abi kusura bakmayın bölüyorum. Biz anket yapıyoruz da kim oy verir? Vallahi şimdi biz de onu konuşuyorduk. Ya, kime verelim diye. Bir bölüm izleyeceğiz dedi. Tam üstüne mi geldin? İnşallah tam üstüne geldiniz yani. Geliyor. Bilmiyorum. Daha kararsızız yani. Tamam abi. Senin de mi kararsız yazalım? Benim demek ki yarına bırakasın. Tamam, tamam teşekkür ederiz abi. Hayırlı günler hayırlı zamanlar. Ama iyi birine vereceğimizi biliyoruz yani. İlla ki abi. Hayırlısı olsun inşallah memleket için. Evet. Abi biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceksin? Ne? Anket yapıyoruz da kim oy vereceksin seçimde? Ben İmamoğlu'na. İmamoğlu. Evet. Tamam amca sen? Ben Murat Kurum. Murat Kurum. Sen amca? Ateşim ben İmamoğlu'na veririm abi. İmamoğlu. Tamam iki İmamoğlu bir Murat Kurum yazıyor. Eyvallah abi. Selamünaleyküm. Abi müsait misin? Buyur. Anket yapıyoruz da kim oy vereceksin? İstanbul'da büyük şehir. Murat Kurum'a vereceğim. Tamam oğlum var mı bölüm bakacağız? Var mı demek istediğim bir şey abi? Vallahi ne söyleyeyim var biz... Oldu bitti o parçayı. Altepe'ye de gitseydin Arosyan'la tamam arkadaşım evet. Bizim evin oraları bir çeker gösterirdin bize. Eyvallah cümlemizi. Özledik ya. Amca biz anket yapıyoruz kim oy vereceğiz seçimde? Efendim? Kim oy vereceğiz seçimde? Kendimize vereceğiz. Kendimiz kim? Kendimiz biz. Tamam görüşürüz abi. Biz anket yapıyoruz da kim oy vereceğiz seçimde? İmamoğlu. Tamam görüşürüz abi. Selamlar. Abi biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz seçimde? Kimseye vermeyeceğim. Kimseye vermeyeceğim. Mut sadece muhtara kullanacağım. Muhtara. Tamam abi teşekkür ederim. Selamlar. Abla merhaba. Kim oy vereceğiz seçimde biz anket yapıyoruz? Vallahi daha kararsızım. Orada sana ne yalan söylüyorum. Tamam abla var mı işte? Sağlığın Allah kolaylık versin size. Selamlar. Abi biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz seçimde? Ben ankete cevap vermiyorum. Tamam. Tamam. Yani bunları kabul etmiyorum. Bunları kabul etmiyorum. Harbiden neyi kabul ediyoruz? Amca biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz seçimde? Bunları kabul etmiyoruz. Benim yaşım kaç biliyor musun? Kaç? 81. Ay maşallah. 81. 70 senedir bu sokaktayım, buradayım. Burada insan yoktu. Ben gene buralara cirit atıyordum. Evet. Kim oy vereceğim ki? Sen de kim oy verin? Ben karışmam. Kime vereceksin? Söyle. 20 seneden üstünde kim bu memleketi kim iler etti? Murat Kurum mu diyor? Yer altından, denizin altından yola gitti. Bunları, bu havaalanları bunlar için de İmamoğlu mu ya? İmamoğlu ne şey yok ki? Ben şimdi boşuna konuşuyoruz. Tamam, tamam amca görüşürüz. Anlayışlar. Eyvallah. Selamlar. Abi biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceksin? Hiç kimse vermiyor abi. Sen abla? Yalan, yalan. CHP. Vallahi sinirlenemiyorum, üzülüyorum artık. Eskiden böyle sinirleniyordum falan da artık onu da kaybettim. Üzülüyorum ya, bakıyorum, izliyorum ya. Şey Kılıçdaroğlu ama şey İmamoğlu'na çok... Ben DEM Parti'ye vereceğim. Çalışıyor. Hadi. Ben DEM Parti'ye vereceğim. Nereden biliyorsun ben çalışıyorum? Ya yalan CHP. CHP mi çalışıyor? CHP çalışıyor tabii. Tutam abi niye söylemiyorum onu? Sen abla. Efendim? Sen kime vereceksin? Yok siz ne diyorsunuz? Kime mi vereceksiniz oyunu? Aynen. Kime, siz kime çalışıyorsunuz? Biz karışmıyoruz biz. Yok siz kime çalışıyorsunuz? Biz kendi kanalımız var YouTube'da anket yapıyoruz. He o zaman ben İmamoğlu. İmamoğlu mu? Tamam. O zaman başkası olsun söylemezdim. İmamoğlu. O zaman İmamoğlu. Ya abla söylemek istemiyorum. İmamoğlu sakalından. Tanıyor mu İmamoğlu? İmamcığım. Tamam İmamoğlu yazacağım onu. Ya adam söylemiyor abi, kardeşim. İmamoğlu yazıyorum seni. Yok abi o bir dönemdi verdik şimdi de. Hadi bir koyayım. Aa vaz mı geçti? Şimdi kime peki? Adam niye konuşmuyor abi? Adam niye cümlenin başını kurup gerisini kurmuyor? Niye çekiniyor ki bu kadar? Aşırı gerildi. Abla da bayağı rahatsız edici bu arada. Yalan söylüyor yalan. İmamoğlu ne verecek? Kandırıyorsunuz bu. Abi merhaba. Kim oy vereceksin seçimde? Biz anket yapıyoruz. Neyi? Kim oy verecek? Ray. Anket yap. Aynen. Hiç belli değil daha. Tamam abi. Var mı bir isteğin? He? Var mı bir isteğin? Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Abla görüşürüz. Sen yap istiyorsan. Ben konuşacağım. Vallahi konuşacağım. Bak şimdi konuşun. Diyorlar ki gelene kadar İmamoğlu diyorlar ki iyi olacak insanlar diyorlar. Markete sap, yiyeceklere sap, kiraya sap. Ne olacak bu milletin hali? Hadi. Hayır. Dostum alakası şey. Olduğunu zannetmiyorum. İşler çok kötü oğlum bu arada. Kanka evet maalesef. Hayır bir de yemeğimi yaptım oturdum. Kanka sanki yeni çikolata yemiş gibi nasıl böyle olabilir lan? Hastalık falandır da yok mu tedavisi bunun? Sana söylüyor. He ne olacak? O gelen gider. Verecek? Biz onu soruyoruz. Ben oyu kime vereceğim? Recep Ardıvan'ın başkanına vereceğim. He olan. Kanka biz anket yapıyoruz da kime oy vereceğiz? Kendime vereceğim. Abi sen konuşmak istiyor musun? İsyanın var gibi abi. İsyanı mı? Herkesin isyanı var. Bizim isyanımız yok. Emekli ben miyiz? Ben de alt komşuya emekli vereceğim. Normal abi.
Hepsi isyanda zaten. Şimdi bir sürü emekliyle konuşuyoruz. Saymaya kalksak çok şey saymak lazım. Yani o da yetmez. Yetmez. Siz abi kime oy vereceğiz? Anket yapıyorsun. Kime oy vereceğiz? Burada olduğumuza göre sormaya gerek yok. Müzik soruyoruz genelde. CHP'ye vereceğiz. Tamam. Tabii. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Selamlar. Abi biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz seçim? Abi şu an ben hiç yorumsuz. Yanlış tamam. Anlamayın. Tamam. İmamoğlu. Tamam. İmamoğlu. Kenan Evren. Benden de. İmamoğlu mu? Evet. Tamam. Paşam tamam. Ne AK Parti'ye verecek görünme ya. Abi sen kim oy vereceksin? Ben AK Parti'ye veriyorum, AK Parti'ye. AK Parti'ye vereceğim, AK Parti'ye. Ha. Tamam abi. Tamam. Kim oy vereceğiz seçim? Tansu tamam dayı. Eyvallah abi, verirsin, yaparsın. Sanırım AK Parti'ye oy vereceğim. Sen AK Parti'nin bizzat kendisisin. Çillere. Tansu Çillere. Aday mı ki abi? Evet. Nereye aday? Aday olması şart değil ki, benim kalbime geçer. Sensin. Sen kime vereceksin? İmama mı vereceksin? Yok abi, ben... Hocaya mı vereceksin? Ben söylemiyorum abi. Niye söylemiyorum? Benden niye söylüyorsun o zaman? Ben kendi kanalıma... Kendiye söylemiyorum. Ben de günü ki, ben de günü kararım. Söyleme abi o zaman. Size abi söylemek... Özür dilerim. Keseceğim seni tamam. Kes, sıkıntı yok. Ne abi? Kim oy vereceğiz abi? Ecevit abi. Ecevit. Sonuna kadar İmamoğlu. Sabır lazım ya. Çiller, Ecevit, İmamoğlu ne alaka şimdi? Senin de başka bir şey söylesin. Sen de Demirel de Süleyman. Ben Atatürk'e vereceğim. Beni kesme, harbiden kesme. Tamam, ben Atatürk'e vereceğim. He? Atatürk'e vereceğim. Allah helal olsun. Görüşürüz. Çiller, Ecevit. Bak. Ekrem İmamoğlu ya, başka adam. Üsküdar sahiline. Ya Necmettiler bak. Üsküdar sahiline Ataşehir'e minibüs vardı. Tamam mı? Kaldırdılar. İmamoğlu'nun üstüne attılar. Yalan. Mecliste kimin çoğunluğu var? İmamoğlu AK Parti'nin çoğunluğu var. Tamam mı? CHP'nin üstüne atıyorlar. Tabii ki İmamoğlu. Başka kime vereceksin ki? Bu kadar engellemelere rağmen İmamoğlu. Sonuna kadar. Sonuna kadar. Bak Üsküdar sahiline bak abi. Canavar gibi vallahi. Bak bugün kaç tane metro açıldı abi. Adam. Benim evime ben şimdi 30 lira... 40 liraya yemek yedim geldim ya. Ben 40 liraya... Abi buradan Ataşehir'e... Ateşe abi. Buradan Ateşe'yle ben 40 liraya gidiyorum. Şimdi Kur'an çalsın 80 lira veriyorum. Vallahi 80 lira günde. Yani. Kime söylüyorsun? İmamoğlu yanlış yaptı. Lan işte yolu kesen sensin. İmamoğlu ne yapsın? Aynen öyle. Adamı sen telefonun elinde ne yap? Ara beni. Nasıl arayacak adam şimdi telefonunu almışsın elinde? Örnek çok iyiydi abi. O zaman kime tamam, verelim? Seni yayınlayacağım böylece. İmamoğlu'na verelim o zaman. Tamam. Necmettin'den vazgeçtim. Tamam abi. Sen İmamoğlu. Çillere bıraktık, İmamoğlu mu diyorsun? Abi bayan olduğu için Çillere vereceğim. Bayan olduğu için Çillere vereceğim. Sempatim var. Sempatim var. 5 Nisan kararlarını unutamadım. Bir şey olabilir. Benim 5 Nisan kararları. Benim muhtar seçimi. Bayan olduğunuz için size veriyorum. Unutamıyorum. Tamam abi. Sonuna kadar İmam amca. Ben gidiyorum. Teşekkür ederim abi. Kusura bakma rahatsız ettin seni. Canım benim. Hadi görüşürüz. Hayırlı. Abi merhaba. Biz anket yapıyoruz da. Yok sağ ol. Tamam. Abi kusura bakmayın, biliyorum. Biz anket yapıyoruz da. Kim oy vereceğiz? Kayıbe vereceğiz. Kayıbe. Size abi. Aynen. Aynen. Tamam abi, var mı isteğin? Ne oldu? Biz anket yapıyoruz. Devam edeceğim abi. Sonra gideceğim. Ha, tamam. Hadi tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Abi sen... Kim oy vereceğiz abi, anket yapıyoruz? CHP. İmamoğlu'na vereceğiz. Evet, İmamoğlu'na tamam, vereceğiz. Teşekkür ederim. Çünkü biz emekliyiz. Biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz seçimde? Emekli. Bakalım emekliler, emeklilerin yerel seçimdeki etkisi ne olacak? Olacak mı? Çünkü çokça dile getiriliyor yine. Bakalım harbiden bu sefer bir tepki gösterilecek mi? Yoksa hani sandık öncesi konuşup sandıkta yine Erdoğan, yani AKP mi tercih edilecek? Vallahi ben düşünmüyorum, oy vermeyeceğim bu sene. Sen abi? Şimdi ben kararım yok. Ben kararım. Yok. Abi sen oy yok. Tamam abi, teşekkür ederiz. Görüşürüz. Eyvallah. Tamam. Kenan ne diyeceğim? Gel. Kaç tane AK Partili'yi buldun? Bilmiyorum daha, ben de sonunda belli olacak. Çok adamla konuştum ben. Bu da AK Partili var. Abi biz birine çalışmıyoruz. Biz, sen İmamoğlu diyorsun, o AK Parti. Hepsini biz toplam alıyor. Şimdi hayır, bir de şey var yani, nedir o? Kanal mı diyorsun? Kanal olarak derken bu sahipleri var. Mesela Seata bilmem ne. Yok, biz internette kendi kanalımıza, YouTube'a yapıyoruz biz. Ha, tamam o zaman, tamam. Eyvallah. Teşekkür ederiz abi. Görüşürüz, hadi hayırlı Ramazanlar. Kanal sahibi. Aa, sen yeni mi geldin abi? Hiç bilmiyorsun işlere, desene kanalın sahibi benim diye. Millet bir şey olsun böyle. Hoş geldiniz falan. Abiye bu var. O da bizden, o da. Bu Necmettin Erbakan'a benziyor zaten. Bu da aynı, bu da aynı. AK Parti mi? Başka ne olur? Abi sen? Benim oyum memlekette. Sen bunu AK Partili mi üretiyorsun? Ne yapıyorsun? Sürekli ya, değişiyor. AK Parti ya kardeşim ya. Hadi görüşürüz. Bir şey ara. Ben mesela ev bakarken yayıncıyım diyordun. Ev sahipleri de merak ediyor ya, ne iş yapıyorsun? İşte tek misin? Kim var? Düzgün biri mi? Değil mi? Şöyle böyle falan. Abi yarım saat yayıncılığı açıklamaya çalışıyorsun. Ben şunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Diyor ki nerede yapıyorsun? Burada yapıyorum. Şu video falan açtırıyor. O yüzden artık şey diyorum direkt. Medya şirketim var. Aslında var, evet, doğru. Bu bir yalan değil. Benim medya şirketim var.
Ben de bu şekilde anlatıyorum. O dayılar böyle daha iyi anlıyorlar. Aloski de böyle yapsın. Ben kanalın sahibiyim kardeşim. Kendi kanalıma çekiyorum falan desin. AK Parti'ye veriyorsun. Başka lider yok. En büyük lider Recep Tayyip Erdoğan. Allah gününü uzun etsin. Uskudar'dan da şeye veriyorsun. Hilmi Türkmen'e veriyorsun. Ebilere ben güvenemiyorum. Bizi sağ salamete yine çıkaracak olursa yine bunlar. Ha ben şimdi benim bunların yanlışını da derim. Şimdi çok pahalılık oldu. Ben de ondan biraz rahatsızım ama dünya öyle. Her tarafta bu var. Benim yeğenim Amerika. Abi her tarafta bu var. Dünya öyle. Dünyada var %5. Sende var %75. Sence de bu olağan dışı değil mi? Hala diyor ki dünyada var. Dünyada var. Evet arkadaşlar. Bir enflasyon problemi var. Konut pahalılığı problemi var. Ama bak daha dün Avrupa'daki ülkelerin işte enflasyon oranları böyle total paylaşıldı, açıklandı. Milletin 3, 5, 10 falan. Bizimki 70, 80. Anladın mı? 3, 5 nerede? 70, 80 nerede yani? Her yerde var. Kadar 28 dayım seneden benim beri. Hamza diyor orada da aynı böyle var. İnşallah aynı, yeğenim bunları aynı da aşacağı memleketimiz aynı, daha aynı güzel Amerika günlere gidecek Allah'ın izniyle yani. Aynı aynı. Aynı aynı. Aynı. Herkes aynı diyor ya, kime dersin. Aynı aynı. Size Tayyip. Yok, kokolastik gelmiş. Geç kaldım bugün. Seha abi geçmiş olsun yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Yalar yapacağız. Sağlığına yatırım yapacağız. Kardeşim işin gücü olsun. Hayırlı günlerdir. Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Ne değil. Çok fazla karınızın iyi değil ama helal Allah. Böyle konuşacağım. Başka söylemez. Başka yok. Rakip yok. Lider yok. Görecek ki bu işi düzelecek. Recep Tayyip Erdoğan. Lider olmasa 25 sene affedersin Atatürk'ü bile dahi oraya tutmazdılar. Bu adam her seçimine yine Allah'tan buna bir şey vardı. Her seçiminde yine üzerine koyarak hep gidiyor yani. Biraz düştü ama. Ya olur da beşini eskiden ben çok güzel çalışırdım. Şimdi bir bypass ameliyat oldum. Şimdi çalışamıyorum. Şimdi o da yaştan iyiydi ha. O Recep ha bu gözlerini attı. Görüyorum ayında ha. Durdu kapkar oldu ya. Bu kadar. Yaşlıysa huzur evine gitsin dayı. Bana ne ya? Böyle bir koruma olabilir mi? Çok yaşlandı. Kendisi konuşuyordu eski siyasetçileri. Ecevit'e dedikleri gazetelerde yazıyor hala. Yaşlıysa bıraksın, böyle bir saçma savunma olabilir mi? De konuşma bu kadar şey. Allah ona sağlık sıhhat versin. Uzun ömür versin. Bu işte kolay değil hemşerim. Beşine buraya 5 dakika konuşacağım. Aramıza katılmış, abone olmuş. Teşekkür ederim. Unique'cim, öpüyorum seni. Allah her tarafım ağrıyor yani. Bu dünya konuşma. Buna Allah'tan yedi. Buna şey var. Bu çok duvarlıyor. Buna millet çok dövetiyorlar. Eyüp Sultan'da, Fatih'te, Hırkayı Şerif'te, buna Ayasofya'da, buna doğa var. Buna millet doğa diyor. Ben öyle işi bağlıyorum. Çünkü duramaz yani. Türkiye'de 25 sene bir adam iktidara, ben bilmiyorum, bir şey diyemiyorum. Allah'ım sağlık sıhhat versin. Recep Tayyip Erdoğan büyük devlet adamıdır. Ağlam yani. Abi niye ağlıyorum? Ne üzülüyorum ya. Üzülüyorum. Büyük devlet adamıdır ya. Çünkü bu halk bunu seviyor ya. Bu halk bunu seviyor. Ha içimizde de olacak. Halk Partisi de olacak. Refahlisi de olacak. Selametçisi de olacak. Deva Partisi de olacak. O Türkiye mozaiktir. İsteyen istediğine reyini verecek. Hiç kimse kimseye müdahale etme şeyi yoktur. Hepsine saygı göstereceğiz. Hayırlı günler biraz, diliyorum. Biraz medeniyet öğrenin. Biraz da müzik, biraz da musiki. Haydi hep beraber. Abi biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz seçimde? Kime mi? Fatih'e bak mi ben yani? Sana ben hayatta yalan işim yok. Bak, 64 yaşındayım. Ben bu zamanında AK Parti'ye re yaptım. Bak. Ama bu saatten sonra AK Parti'ye re yapma. Ha bu demekti. Ben demek. Tanıdık kokular alıyorum kardeşim. Festivals İstanbul anketinden sonra Ankara anketi mi, Muhteşem Yüzyıl mı anketi isteriz. Ben Ankara anketini de istiyorum mesela demiş. Tamam sorarız size, dediğinizi yaparız. Bir demiş ama vuracak buna. Hiç çaresi yok. Ya bu emekli kardeşim, emekliler acı ya. Kanımızı emdi baba, kanımızı. Kanımızı emdi. Kaybeden kanımızı emdi, kanımızı. Vermeyeceğiz. Yani. Yok bu boğazımı da kesse vallahi de vermem billahi de. Ama gider Vefa Partisi'nden tanı. Oğlum olacak o kadar skeç gibi emekli abi. Maaş niye lan? Ne bileyim, hareketleri çok öyle geldi.
Ya bir dakika değil mi? Ha. 10 milyon adam geçinebiliyor mu? Geçiremiyor abi. He? Böyle bir şey ya olmaz ama, ya. Ben sana şunu söylüyorum bak, bu emekliler bunlar bu dönemde ders verecek. Hiç çaresi yok. Yani vermezsek olay yok. Abi da sormasa 100 kişi emekli vardı. AK Parti'ye ray atmıştı çoğu ama atmazlar. Atmaz abi. Tamam abi. Kızma bana. Ya bizim milletimiz keriz keriz. Gene AK Parti kazanacak lan bu millet. Ya ben bilemem kardeşim. Tamam be, AK Parti emekliye bir şamar vurması lazım. Benim görüşümü söylüyorum. Ama şundan çok oyu kaybeder. Bak nerede? Şundan çok oyu kaybeder Tayyip Erdoğan. Neden kaybeder? Ben varsam doğalgaz var. Ben yoğurttan doğalgaz yok. O, dedi, bu ne biçim, böyle bir şey laf olur mu? O yok. O gidecek yolcu. O devletin şeyi. Ben varsam doğalgaz var, ben yoğurtam yok. CHP yapmıyor mu doğalgaz abi? Yapıyor. He? Ya CHP olduğunu doğalgaz olmayacak mı? Büyükşehir'e Ekrem İmamoğlu. Ben açıkçak olarak. Ya dayım Ekrem'e verecekmiş bak. O bir arkadaş değil. Mesela o neydi oğlum? Murat Kurum mu dedi? Ben o Kara Murat taktım bunun adını. Vallahi Kara Murat. O da çalıştı. Ekrem İmamoğlu, ben Samsunluyum kardeşim. Ekrem CHP'li. Ben 100 tane emre CHP'liyim. Ama Samsunluyum, Ekrem İmamoğlu'nu severim. Ekrem İmamoğlu adam gibi adam. Adam gibi adam. Eğer bu seçimde 31 Mart'ta hırsızlık olmasa, çalma olmasa yine bu adam kazanacak. Yine kazanır. Ben Ekrem İmamoğlu gibi rahat kazanır. Biliyorsun da geçen sene 2019 yılı seçiminde. Değil mi? 2019 yılı seçim. Doğru mu? Doğru. Bak iki defa seçim oldu. Bir seçim oldu. Ekrem İmamoğlu kaybı. İkinci seçimde adam kazandı. Şimdi, ne oldu? Doğrulundan. Şimdi şöyle bir durum baba. Ekrem İmamoğlu. Gülme. Niye gülüyorsun? Kime gülüyorsun? Öyle diken gülüyorsun. Aha dövüş kavga. Abla doğru mu gidiyor? Bak şimdi Ekrem İmamoğlu. Doğru mu gidiyor? Doğru mu gidiyor? Bak şimdi Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu kazanacak işte. Kazanır. Ben görüşüme gel. Da aslında partiden kaybedecek. Sakin ol. Dayı sakin ol. Sakin ol amca. Karan Murat partiden kaybedecek. Ben açıkça konuşuyorum. AK Parti'den kaybedecek. İyi bir insan geldi. Yandaki dayı hiç susmuyor. Bu abinin kaşlar ne böyle? Oğlum bu nasıl bir tablo? Ne oluyor şu an? Bu ne? Bir tarafta kavga var. Susmayan dayı, Ekrem İmamoğlu'na oy veren AKP'li amca ve yandaki Kadir İnanır'la garip İbrahim tarzlı adam ses karışımı. Ama şey böyle kaşlarda İbrahim Tatlıses ve oğlunun kaşları birleştirilip evet sanki takılmış gibi garip. AK Parti'den kaybedecek adam. Sürüneyim illa sürüneyim. Anladım. Tamam ben gidiyorum. Hadi sana hayırlı tamam, işte. Sen kavga edeceksin yoksa benimle. Kavga etme yok yok. Ben haksızla anam babam olmuyor. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bakarım anam babam olsa haksızlık. Hayırlı Ramazanlar abi. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Abi biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz? Ben mi? Hadi ne yap kime oy verelim abi? Tabii ki AK Parti. Yani. Ha? Ah keşke şuraya ışınlarını versem tamam, bir anda kardeşim. Geçsek beraber buralarda ya. Eski belediye. Aroske şu yollara bak, benim ayak derilerim hep burada kardeşim. Bu yollar. Belediye başkanım pardon. Sapancanım, Sakarya'dan. Sapancanım tamam, teşekkür ederiz. Sonra tek yakalar mı abi ben sana? Selamünaleyküm. Biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz? Sonra. Tamam. Selamünaleyküm. Kim oy vereceğiz? Biz anket yapıyoruz. Anket mi? Hı-hı. Belediye başkanı mı? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu diyor. İmamoğlu. Tamam. Var mı başka bir? Canım. Yok başka kimse. He ona vermezsem kime veririm? İyi Partili'ye veririm. Tamam. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ olun. Kolay gelsin. Türk müsünüz? Ha, kim oy vereceğiz seçimde? İmamoğlu. İmamoğlu. Tamam. Bir İmamoğlu mu yazacağız? Üç mü oğlum? Biri cevap verdi ya. Abla hayırlı günler. Anket yapıyoruz da kim oy vereceğiz seçim? Ya bilmiyorum çocuğum. Biz burada değiliz ki. Burada neredesiniz? Biz Adapazarlıyız. Siz abla? Hep Adapazarı mı? Evet. İftara mı geldiniz? Turlarla gezmeye geldik. Tamam teşekkür ederim. Ziyarete gelmiş. Merhaba. Biz anket yapıyoruz da kim oy vereceğiz seçim? Senin bastığın yeri öperim Bix'i. Çok önermem. Teşekkür ederim. Abi aklı başında birine vereceğiz yani. Hangisine? Hangisine? Biz sosyal demokratız abi. Tamam teşekkür ederim. Ne demek istedim var ya? Anlamadım lan kim oluyor? Sosyal demokrat hangisi? Sana boşluğuma geldi ya. Bir de kameranın içine bakıyor ya. Sosyal demokrat şey yeniden refah. Anlamadım lan kim oluyor? Sosyal demokrat hangisi? Ha? İmamoğlu mu oluyor? Oğlum İmamoğlu sosyal demokrat mı? Evet. Murat Kurum mu oluyor? Kardeşim yazsana bu mesajdan. Abi biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz? Tamam eyvallah. Ben ülkücüyüm tamam diyor. Niye gülüyorsun? Kim oy vereceğiz seçimde?
AK Parti. AK Parti. Oy kullanmıyorsun ki oğlum sen. Sayılmıyor senin. Olsun. Sen? Benim belli değil. Abla sen kime vereceksin oyu? Dur geliyorum. Ben AK Parti'ye vereyim. AK Parti mi? Evet. Var mı demek istediğim bir şey? Demek istediğim şey adam çok çalıştı. Eserleri var. Diğerleri çiçekli şort giyiyor. Sürekli tatile gidiyor. Biliyorsunuz kim olduğunu. Şey mi? Murat Kurum mu? Hayır. Murat Kurum'un şortu var. Sosyal Demokrat hangisi abla? Demokrat abla. Anlamam pek var. Murat Kurum'u deneyeceğim bu sefer. Ha bu Murat Kurum'u deneyeceğim. Onu deneyeceğiz. Gülemiyorum da öksürüp ama duruyorum ya. Ama çalışana veriyorum. Sürekli tatil yapana, şort giyip de denizlere gidenlere, Bodrum'a gidenlere ver. Lan Ekrem İmamoğlu nasıl şort giyer? Tamam abla teşekkür ederim. Her şeyin hayırlısı ülke için huzur ve barış olsun. Öyle. Tamam abi. Teşekkür ederiz ablacığım. Biz anket yapıyoruz. Yabancıyız. Turgut Özal neresiniz? Üzgün. Bırak. Şort lafını duyunca denetime çıkmaktan vazgeçti. Good morning. Selamünaleyküm. Kime vereceğiz seçimde? Biz anket yapıyoruz. Allah'la ben bilirim. Benim siyasette işim olmaz. Tamam. Bir tek yukarıdık Allah bile benim nereye vereceğimi. Eyvallah. Kime oy vereceksin seçimde? Yerel seçimlerde. Yerel seçimlerde. HDP. DEM Parti. Hadi HDP veriyorum. Siz? HDP. Tamam eyvallah. Eyvallah. Abi, abi merhaba. Merhaba. Biz anket yapıyoruz da. Ne kime gibi? Oy vereceğiz seçimde? Kime oy vereceği vatandaşa sorulmaz ki. Ya, oy bak sen soruyorsun. Sen anket. Sorduğun zaman anket yapıyoruz diyorsun. Anket böyle olmaz. Yazılı nasıl olur anket. Gizli mi olur? Abi olur. Gizli. Şimdi senin hadi biraz da anket dersi. İran abone olmuş, aramıza katılmış. Çok teşekkür ederim canım benim. Eyvallah. Yaptığım bu iş iş değil. Evet. Benim fikrimde de olsan iş değil. Tam bırakıyor mu? Başkasının bunu? Fikrinde de olsan kapat iş değil. Haklı abi. Amca doğru zaten. Değil yani. Doğru, tam bırakıyorum ben zaten. Bu işi bırak yani. Tamam bırakıyorum. İş var mı bana iş bırak? Yani. Var. Evet. Baksana orada adam arıyoruz diyor bir karton, tanesi. Karton toplayayım diyorum ya. Vallahi. Yok bir tanesi diyor ki adam arıyoruz adam bulamıyoruz diyor. Tamam ben oraya bakıyorum. Ha. Abi biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz? Benim oyum yok. Yok mu sizin? Arkadaş yabancı. Tayyip Erdoğan'a verdim. Tamam eyvallah görüşürüz. Siz nerelisiniz abi? Ben Gaziantep'liyim. Almanya'da yaşıyorum ama oyum ondan dolayı yok. Gaziantep'teyim şu anda. Olsa da... Tayyip Erdoğan mı olur? Başkasına veremem yani. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Abi kusura bakma rahatsız. Biz anket yapıyoruz da kime oy vereceğiz? Yapmayak mı? Ben hiç kimseye oy vermiyorum. Niye sağ, abi? Sağ ol valla. Tamam çekmeyin kızım. Abi merhaba. Kime oy vereceğiz seçimde biz anket yapıyoruz. Ha affeder ben yabancıyım. Tamam. Oğlum çok tehlikeli hareketleri var Aroski'nin. Bir anda sokakta birisi bak, tanımıyorlar sonuçta adamı. Bir anda durup merhaba diyerek şu kadar yakınıma girse çok tedirgin ve rahatsız olurum. Harbiden hırgür çıkabilir. Kanka ama Aloske'de o çok olmuyor. Yani Aloske'nin kanka, tipine olur, bakınca insanın olur. Tebessüm edesi geliyor. Niye gay misin? Yok kardeşim ya tipinde o şey var ya yani adamın. Ben ne zaman Aloske'nin yüzünü görsem bir gülümseme geliyor bana. Tabii, seviyorum samimi, kardeşim. Samimi, sempatik bir. Tabii. Arkadaşlar bu mesafe tanımadığım bir adam için bence çok yakın. Neyse şimdi biz anket yapıyoruz. Ha affeder ben yabancıyım. Tamam okey. Abi merhaba. Biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz seçimde? Kendime. Tamam. Türk müsün usta? Türk bulamıyoruz da kim oy vereceğiz seçimde biz anket yapıyoruz. Hiçbirini vermeyeceğim. 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 Niye? Hak etmiyorlar. Öyle mi? Evet. Tamam usta var mı bizde? Yok Allah'a emanet. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Türk müsünüz? Yok. Değil misiniz? Yok. Suriyeliyiz. Ha tamam eyvallah. Selamünaleyküm abi. Türk müsün? Evet. Abi anket yapıyoruz da. Kim oy vereceğiz seçimde? Türk bulamıyoruz. CHP vereceğim tabii. CHP İmamoğlu'na. Tabii abi. Tamam abi. Var İyi çok sınır vazı çıkmadı ama. Valla İmamoğlu bu sefer de inşallah ampulü söndürecek. Öyle görürüz yani. Hepimize hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Tamam, başka görüşmek sonra. Üzere abi. Görüşürüz. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Amca biz anket yapıyoruz da kim oy vereceğiz seçimde? Açık mı söyleyeyim? Ha tabii sıkıntı yok. AK Parti. AK Parti. Abi? Hepimiz aynı. Hepimiz aynı. Aynı. Dört tane AK Parti mi yazıyor? Tamam teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Selamun aleyküm. Bıyığı abi, gördü bak hemen. Yok. Nasıl yok? Kim oy verecek seçimde? Ya Türk ya, değilim. Türk bulamıyoruz abi ya. Ya benim Türk'üm söyle kardeşim. Kim oy vereceğiz seçimde? Belli belli. Kim oy vereceğiz? AK Parti'ye vereceğiz. Başka tamam. Çaremiz mi var? Var mı demek istediğiniz? Ya yok çok şükür. Teşekkür ederiz. Olsun. Hadi görüşürüz. Kim oy vereceksin abi seçimde? Anket yapıyoruz. Murat Kurum'a. Murat Kurum'a. Evet. Tamam var mı demek istediğim bir şey? Yok. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Kim oy vereceksin abi seçimde? Kime verebilirim? Ben karışmıyorum. Kime istiyorsan verebilirsin. Tabii ki CHP'ye. CHP. İmamoğlu. İmamoğlu. Tamam eyvallah görüşürüz. Dayının çok rahatsız edici bir tarzı vardı bu. Memur muyuz? Seçim. Genel evet, seçim. Atlet değil, anket, hacivat. Kime vereyim? Siz? Bizim daha belli değil.
Tamam. Ben AK Parti'ye veririm. Başka tanımıyorum ki. Tanımıyor musun? Diyor, tanısam da onların ne olduğunu gördük işte. Gördük. Para saymaları gördük. Onun için AK Parti'den başka tanımıyorum. Tamam, Recep tamam. Tayyip Erdoğan. Tamam, tamam mı? Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Abi kime oy vereceğiz şimdi? Ben. Kim oy vereyim? Ben karışmıyorum. Tabii ki Murat Kurum. Sen abi kaçıyorsun. Kim oy vereceğiz seçimde? Kim oy? Dem Parti. Dem Parti. Evet. Tamam abi, var mısın? Yok abi. Eyvallah. Sen kullanmıyor musun oy? Abi ben kullanacağım. AK Parti'ye vereceğim. İsviçre'de kullanıyor. İsviçre'de mi kullanıyorsun? Tamam eyvallah. Selamlarım. İsviçre'deki 7 yaşındaki çocuk da AKP'ye oy vereceğim diyor bu. Murat Kurum. Murat Kurum. Şehircilerde İmamoğlu. Yurt dışına göçen insanlarda çok garip bir sistem var ya. Ben hiçbirisine de vermiyorum. Ben de vereceksin. İmamoğlu'na vereceksin. Bak gördün mü? İmamoğlu. 2 kişi, 2 kişi oldu. Bizim yanımızda söylemekten çekin mi bu? Hani Z kuşağı muhalifti o dostum. Hiç takip etmiyorsun Twitter'ı. Bitti diyor. Artık Z kuşağı şey salak, aptal, mal, yobaz, gerici falan deniliyor artık. Biraz metayı takip edin. Eğer hoş birilerinin hoşlarına giden bir şey yapıyorsanız Z kuşağı tarihi değiştirecek. Aydınlanacağız. Bu gençler bizim işte neslimiz falan. Yok hiç sevmiyorsan artık seninle aynı fikirde değilseler de işte Zart Resort kuşağı. İşte bunlar şöyle kötü, böyle gerici, dedelerinden beter falan. Biraz metaları takip et kardeşim. Bir şey yok. İmamoğlu neden İmamoğlu? Şundan dolayı İmamoğlu. İmamoğlu'na bakıyoruz. Bugün belediye başkanı olması için değil. Önümüzdeki süreçte eğer İmamoğlu kazanırsa Cumhurbaşkanlığı olayı hani seçim erken tekrar seçim gelebilir. Ondan dolayı İmamoğlu. Tamam. Teşekkür ederiz. Abi. Var mı isteriniz? Sağ ol. İftarlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Usta merhaba. Biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz şimdi? Ben burada kullanmıyorum. Tamam. Eyvallah. Hadi hızlı. Hadi. Abi merhaba. Kime oy vereceğiz? Biz anket yapıyoruz zaten seçimde. Niye gülüyorsun? Ha yok. Ben mi? Ben gizli şey. Oyumuz, gizli mi? Tamam yok, tamam. Yenge izin vermiyor. İmamoğlu. Tamam. Yenge izin vermedi söylemesini. Yok abi valla. Gelin konuşacağız. Telefonu kimse... kapat yok. Vallahi bitti o iş. Kime oy vereceğiz? Ekrem İmaro. Siz kime oy veriyorsun? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. O bak kendi kaçıyor. He? Amasyalı. Merkez. Kime oy vereceğiz? Büyükşehir'de mi? Evet. Ben Ekrem'e vereceğim. Ekrem mi? Ha. Üç Ekrem. Yaz oğlum. Üç Ekrem yaz abi. Niye? Orada kaş göz yaptın. Yazmıyor mu Ekrem'leri? Ekrem'de en son yazıyor. He o zaman tamam inşallah. Görürsünüz de eğlence. Eyvallah. Hadi. Hadi abi kolay gelsin. Eyvallah. Görüşürüz. Abi merhaba. Merhaba. Kime oy vereceğiz seçimde biz anket yapalım. CHP'ye vereceğim abi. Ekrem İmamoğlu. Tabii. Var mı demek istediğim bir şey? Yok abi sağ ol. Tamam teşekkür ederim. Çok Ekrem İmamoğlu mu sürüyor? Oğlum yavaş gidin lan yavaş. Hayır. Elhamlar'ı kimse nereye gidiyor? Kim oy vereceğiz? Biz anket yapıyoruz. Ya ben vallahi bırak. Ben demokratik solcuyum bu adamım. Tamam eyvallah. Selamünaleyküm. Usta biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz seçimde? Ben yabancıyım abi kusura bakma. Nerelisin? Sürüyorum. Sürüyorum abi. Tamam eyvallah. Abi nereye gidiyor böyle? Türk müsün? Türk'üm abi. Ha kim oy veriyorsun? Kullanmışım. He? Kullanmışım. Tamam eyvallah. Der kimi öyle belli et. Bu bina ama ne kadar büyük. Selamlar yok. Tabii biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz? He? Kim oy vereceğiz seçimde? Ben mi? Hı-hı. Benim oyum yok ya. Ben Suriye'yim. Suriye'desin. Sen abi? Ben de hiçbirine vermiyorum. Tamam eyvallah. Kolay gelsin abi. Oy versin. Niye gülüyorsun? Bileyim öyle döndü. Daimon'u boş ver. Ne yapayım bekleyeyim mi? Yok sağ ol. Selamlar yok. Anket yapıyoruz biz. Kim oy vereceğiz? Yok ben katılmayayım ya. Tamam. Tamam. Oğlum o bina ne amına? Selamünaleyküm. Türk müyüz usta? Aleykümselam. Türk müyüz? Türküz. Anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz ya seçimde? Bizim AKP. Türk bulamıyoruz. Ne olacak? Bizim AKP ya. AKP sen abi. Aynen. Siz abi? Ne o? Kim oy vereceğiz seçimde? Ben oy vermiyorum kardeşim. Tamam teşekkür ederiz. Var mı? Kolay gelsin. Eyvallah. Abi kim oy vereceğiz seçimde? Biz anket yapıyoruz. Oy mu? Ha. Oy kullanmayı düşünmüyorum. İlk defa hayatımda. Niye? Neden? Çünkü bana göre yani hiçbir şey yok şu an. Siyasi parti yaratılacak bir parti olduğunu düşünüyor. Öyle mi? Evvelden düşünüyorum da şu an düşünüyorum. Tamam teşekkür ederim. Abi merhaba. Anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz? Tabii ki reis. Reis mi? Siz abla? Reis. O da reis. Reis hangisi lan? Selamlar. Abi kim oy vereceğiz seçimde? Biz nasıl? Şu anki belediye başkanı. İmamoğlu'na. Evet. Tamam abi teşekkür ederim. Rica ederim. Selamlar. Abi anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz seçimde? CHP vereceğiz. CHP. Ekrem İmamoğlu mu diyorsun? Ekrem İmamoğlu. Var mı demek istediğin bir şey? Hiç şey demek istemiyorum. Çok yakın face to face atıyorlar birbirlerine kanka. Vanity demiş ki yüzüne Türk bulamıyoruz dediğin adam AKP diyor. Ah ah demiş.
Abi demek ki AKP'liler bunu istiyor arkadaşlar. Ben buradan bunu anlıyorum. Twitter'da bir makara vardı. Orasına girmek istemiyorum. Bu kızınızı da verin o zaman falan gibi böyle başlayan bir eleştiri var ya. Tamam, teşekkür direkt ederiz. Direkt Manu. Eyvallah. Amca merhaba. Biz anket yapıyoruz. Kim oy vereceğiz seçimde? Agalar istediler, getirttiler tamam. İşte. AK Parti'ye vereceğim. E niye gereği yoktu? Söyle. Ya ne bileyim ben yani. İyi, var AK Parti'ye vereceğim. Tamam, var mı? İkisine niye adam adayları beğenmiyorsa zorlama oy atacak? Yani burada oy vermeyeceğim diyen insanların cidden oy vermeyeceğine inanıyor musun sen? Dostum sana biraz sokak röportajı yazıyorum. Yılların şeyi, deneyimi. Burada vermeyeceğim diyecek, gidecek verecek çok büyük çoğunluğu. Vermeyenler de çıkar aradan ama büyük çoğunluğu verecek. İsteyin. Allah razı olsun. Eyvallah, görüşmek üzere. Görüşürüz. Şey ya, seçim anketi yapıyoruz abi. Abi ben sana söyleyeyim mi? İstanbul'da Murat Kurum beyefendi %15'e götürecek, %18'e de Ankara'da AK Parti. Öyle mi? Ben öyle diyorum. Nereden?